Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un daveti üzere biraz sonra bildiğiniz gibi Fransa'ya bir yolculuğumuz var. Fransa ve ülkemiz arasındaki yakınlık malum 5 asrı aşan köklü bir geçmişe sahip. Ülkelerimiz arasında ikili bölgesel ve uluslararası birçok alanda işbirliğimiz söz konusu. Fransa bölgesel ve küresel sınavlar karşısında görüşmelerimizin ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız sınavlar ve krizler de ülkelerimiz arasında yakın ve süreklilik taşıyan bir dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron'la pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum. Ve bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olarak gerçekleşecek. Tabii bu istişarelerimizi kendileriyle bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Türkiye ve Fransa arasındaki işbirliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron'la tabii ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda işbirliğini ele alacağız. Bunun yanında bölgemizde malum koalisyon güçleri var ve bu koalisyon güçleri içerisinde Fransa'nın da aktif rol oynadığı hepimizin malumudur. Ve buradaki gelişmelerin ne merkezde olduğu, ne durumda olduğu bunları da görüşme fırsatımız olacak. Bölgesel ve uluslararası konular bağlamında da Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, Libya'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel ve ortak ilgi alanımızdaki konuları değerlendirme fırsatımız olacak. Avrupa kıtası ve Avrupa Birliği'nin içinden geçmekte olduğu süreci Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini ki biliyorsunuz Fransa Avrupa Birliği'nde etkin bir ülke. Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alabileceğimizi düşünüyorum. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasındaki bağların ruhuna uygun, sağlam ve güçlüdür. Ticaret hacmimize baktığımız zaman aramızda aslında çok ciddi bir ticaret açığı yok. Ama 2016 olarak baktığımızda yaklaşık 13,5 milyar dolarlık aramızda bir ticaret hacmi söz konusu. Tabii aramızda belirlediğimiz hedef 20 milyar aslında avroydu. Ve şimdi bunun 13,5 milyar dolardan 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arz ediyor. Temennim odur ki bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Bu kapsamda Fransa'nın iş ve yatırım çevrelerinin önde gelen temsilcileriyle de bugün bir toplantı yapacağım. Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve ikili ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmenin yollarını değerlendireceğiz. Savunma sanayi ve enerjide dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi ilerletmeye hazırız. Savunma sanayinde özellikle çok önemsediğim Fransa, Türkiye, İtalya üçlü olarak Eurosam konusunda atacağımız adım
çok çok önemli. Bugün onu tekrar bir ele alacağız. Ve Fransa'da yaklaşık tabii şu anda 700 bin biliyorsunuz Türk kökenli insanımız yaşıyor. Ve bunların yarısı hemen hemen çifte vatandaş durumunda. Bunlarla ilgili de tabii Fransa'ya entegre olmuş olan bu vatandaşlarımızla ilgili görüşmelerimiz de olacak. Ziyaretin vesilesiyle Türk toplumunun temsilcileriyle de aynı zamanda bugün bir araya geleceğim. Ve Fransa'ya gerçekleştireceğim bu ziyaretin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ve şimdi de sizlerin sorusuna geçebiliriz. İsim ve hangi medya grubuna mensupsanız onları da lütfen söyleyin. CNN Türk Televizyonu Zeynep Karalık'ın bugün gazetelere bir haber yansımıştı. Yine de geniş çaplı bir televizyon olacağı yönünde. Bu iddiaların doğruluk payı var mıdır, varsa neye göre karar vereceksiniz? Çok kısa bir cevap vereyim mi? Doğruluk payı yok. Beşiktaş Belediye Başkanı FETÖ üyeliği ve ihale ve usulsüzlük tutuklamaları ve görevden alınmış soruşturma yürütülüyordu. Konuya ilişkin. Kendisi eşim ve oğluma da yurt dışına çıkış yasağı konuldu diye bir tepki gösterdi. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerini alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii bu konu tamamıyla bu özellikle konularda biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle olanlar ise daha çok istihbarat üzere yapılan, atılan adımlardır. Tabii bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeyler, hayatında belediye başkanlığı yapmamış olanlar bunları bilmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde benim mesela sürekli kendilerine odalar tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişlerim vardı. Onlar sürekli belediyede dururlardı ve çalışmalarını orada sürekli olarak yaparlardı. Ama tabii bundan bir haber olanlar şimdi çıkıyor konuşuyor tabii. Yani böyle böyle diyor falan vesaire. Şimdi orası çok çok önemli değil. Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ve şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Ve bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. Fakat iş adamlarımız, bakın açık konuşuyor. Vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Eğer ben yüzleşmeye girersem o zaman benim bu işim kalır. Hem geliyorsun şikayet ediyorsun hem de yüzleşmeye var mısın bir suçüstü yapalım dediğimiz zaman da o zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada hakikaten görevi suistimal edenleri, görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız? Şu anda burada da böyle bir süreç söz konusu. Ve tabii yurt dışına çıkma vesaire bütün bunların hepsi İçişleri Bakanlığımızın yine kendi yasal haklarıdır ve bu yasal hakkını hukuk anlayışı hukuk çerçevesi içerisinde kullanmıştır.
Tabii orada galiba bir başka şey daha kullanmış. Arkadaşlar bana söylediler. Yani benim çocuklarımın da işte yurt dışında okuma imkanı oldu. Yurt dışına gittiler vesaire gibi. Şimdi buraya bir düzeltme yapmamız lazım, bir tavsiye yapmamız lazım. Benim çocuklarımın yurt dışına gitmesi Sayın Belediye Başkanı'nın ben en kaliteli, en güçlü okullarda okuttum mantığından hareketle değil. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma hakkına sahip olmadıkları için yurt dışına gittiler. Aldıkları üniversite puanı çok çok yüksek olmasına rağmen mesela erkek oğlum katsayı engeline takılarak ki o zaman aklımda kaldığı kadarıyla Boğaziçi'ne tutuyordu puanı. Mesela katsayı engeli sebebiyle burada farklı bir üniversiteye girme şey oldu. Biz de dedik ki yurt dışına gönderelim. Oğlumu bu şekilde yurt dışına gönderelim. Kızların başörtü nedeniyle zaten Türkiye'de okuma hakkından mahrum oldular. Onlar bundan dolayı Türkiye'de okuyamadılar. Onları da bundan dolayı yurt dışına abisinin yanına gönderdik. Orada okudular. Ve onlar da yine yani dünyada en saygın üniversitelere orada girdikleri imtihandan sonra girerek orada lisansüstü yani master'ını da büyük kızım yaptı. Doktorasını yaptı. Mezuniyet tezini de oradan alarak döndü. Küçük kızım da yine İngiltere'de master'ını yaptı. O da oradan aynı şekilde dönüşünü yapmış oldu. Yani bunları da bilmiyorlar. Bilmeden de farklı farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Şimdi Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına yönelik hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır. Davasında jüri kararı açıklandı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın da bir açıklaması oldu ama sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Bu sadece hukukta kumpaslar değil. Ekonomik alanda da kumpaslar var. Bütün bu kumpaslarla her tarafı adeta kendine göre yola getirmenin gayreti içerisinde. Örneğin Hakan Atilla meselesinde Amerika'ya girişlerinde 6 kez son olaydan önce Amerika'ya giren Hakan Atilla herhangi bir bu tür engelleme ile karşılaşmıyor. 7. girişinde alınıyor. Ve dikkat edin şu verilen kararda bile ne yazık ki çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan işte 6 tane davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor. Ondan sonra diğerlerinde dolaylı yoldan bakıyorsunuz kara para aklamaya kadar işi getiriyor. Bir diğer yanı tabii Halk Bankası'nın kendisiyle de yakından uzaktan bu davanın zaten ilgisi yok. Olayı nereye dayandırdılar? Getirdiler işte malum zaraf konusuna koydular ve zaraf konusuyla bütünleştirmek suretiyle bir yerlere vardılar. Ve çok daha tabii çirkin olanı yani bu davalarda, bu duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Yani eğer Amerika'nın adalet anlayışı buysa evet, o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmeli, aynı zamanda da tahkim etmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Biz sadece o değil, Rıza Zarrab konusunda da şu anda yapılmakta olanlar
dönenler. Onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete karşı bir darbe girişiminde bulunanları sene 99 o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük bir arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar. Ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirinin nazar itibarı almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Ha, böyle, peki. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Ha, hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef, üzülerek söylüyorum, böyle işleyecek. Hürriyet gazetesi Özgür Aslan Altuncu. Efendim, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Kanımoğluoğlu'yla CHP liderinin bir görüşmesi oldu. Bu görüşme bir ittifak arayışı olarak yorumlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Saadet Partisi'nin bu uyum yasaları konusunda önerileri olacak. Size de ileteceklerini söylediler. En büyük şikayetleri de bu 100 bin imza ya otel şartının çok maliyetli olduğu yönünde. Bu konuda bir değerlendirme, bir düzeltme olabilir mi? Teşekkür. Değerli arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. Yani eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket, o zaman zaten bunu yapmasına da gerek yok. Demek ki hiç gücü bu noktada yok. Yani 100 bin imza toplayamıyorsan zaten bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş. Yürümez. Bir diğer konu, maliyetleri çok yüksek filan. Buradan olaya giriyorsa maliyet noktasında noter masrafları vesaireler filan artık onun sorunu. Yani bu işin kararını iktidar partisi tek başına vermedi ki. Yani ziyaret ettiği kişi de, onlar da bu işin içerisinde, onlar da bu parlamentonun içinde, oralarda bunların hepsi müzakere edildi, tartışıldı. Nihayetinde bu karar bu şekilde verildi. Yani ziyaret etme konusuna gelince bu kendilerine göre bir iadeyi ziyarettir. İnsani bir görevdir. Böyle bir ziyareti yapmış olabilir. Bu bizim değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir. TRT Haber'den Yasemin Küçükkaya. Efendim, siz de sık sık dile getiriyorsunuz kadına şiddete ilişkin görüşlerinizi. Yine son günlerde ekranlara da yansıdı. Bu konuda tekrar sizden düşüncelerinizi bir kez daha alalım. Yani bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten, yani televizyon ekranlarında bunları izlediğimiz zaman acaba diyoruz bu medyayı mı suçlasak? Ya bunları göstermeyin. Toplum gerçekten psikiyatrik bir bunalımın içerisine giriyor. Ama diğer taraftan da bir ibret vesilesi acaba olabilir mi diye düşünme noktasına gidiyorsunuz. Fakat bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Şimdi işte bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız ne diyor haklı olarak? İdam diyor. Şimdi o yavruları nasıl öldürürsün ya? Ya bunlar senin yavrun ya. 3 yaşında, 4 yaşında. Ya sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Zaman zaman ne oluyor? Bakıyorsun yok, yavruları öldürüyor, annesini öldürüyor, ondan sonra da kendisini öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar, öldürmesen ne yazar? E tabi şimdi hemen yorumlar başlıyor. Ruhsal bir bunalım içerisine girmişti. Ruhsal bunalımın neticesinde böyle oldu. E tamam da yani olay hepsi içinde bir ruhsal bunalım değil ki. Ruhsal bunalıma girmeyen de var. O şekilde bunu yapanlar da var.
Yani buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Ve onları bu toplumun içerisinde önce kendi akrabalarından, yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek veyahut da onları bu psikolojik sıkıntı içerisinden çıkarmak için önce yakınlarının bu süreç içerisinde bazı adımlar atması gerekir. Devlet olarak tabii ki bizler de eğitim sistemi içerisinde bunları çok daha farklı ele alıp ve bu noktada hakikaten nesillerimizi iyi eğitmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada tabii dini eğitimin de ben çok çok önemli olduğunu yine ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e tabii düşen önemli bir görev de var. Evet. Osman Gül Habertürk Televizyonu efendim. İran'daki sokak olaylarına ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz onlara? Değerli arkadaşlar, malum ayın 28'inden itibaren böyle bir süreç başlamıştı. Ve ben de dün evvelsi gün Sayın Ruhani ile bir görüşme yaptım. Kendileri hani hafta sonuna kadar tamamıyla bu normalleşmenin olacağını söylediler. Ve zaten dün evvelsi gün bir normalleşme sürecinin içerisine de İran'daki gelişmeler girmiş vaziyette. Tabii Sayın Ruhani'nin ilk anda yaptığı açıklamadan sonraki süreçte de yani özellikle yani bu sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakları olduğuna yönelik kullanmış olduğu ifadeler süreci ciddi manada tabii yumuşatmıştır. Daha sonra tabii dini lider Ali Hamenei'nin yapmış olduğu davet, açıklama, onlar da burada tabii rejime sahiplenenlerin İran'daki konumunu ortaya koyması bakımından önem arz etmiştir. Ve biz tabii burada bir şeyi ortaya koymamız lazım. Zaten dışişleri olarak da bu konuda açıklamamızı yaptık. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de bu açıklamayı yaptı. Fakat ben de şunu çok açık net söylemem lazım. Yani özellikle bazı ülkelerin yani başta Amerika, İsrail olmak üzere bu ülkelerin İran'dı, Pakistan'dı iç işlerine karışmalarını bir defa bizim doğru bulmamız mümkün değil. Bu bir defa bu ülkelerin iç işlerine karışmaktır ve bu ülkelerin kendi içinde ülkelerin halklarını birbirlerine karşı getirmektir. İşte bunları ne yazık ki biz dünyanın çok değişik yerlerinde uygulamalarını görüyoruz. Bunu Irak'ta gördük. Irak iflah etti mi? Bakın biz Türkiye'de iktidar olduğumuzdan bu yana Irak maalesef düzelmemiştir. O zaman yine biliyorsunuz Amerika'nın oraya attığı adımla Irak'ta bu geri sayım başlamıştır. O günden bugüne Irak'ta bir düzelme söz konusu değil. Gelelim Suriye'ye. Var mı düzelme? Yok. Filistin? Aynı. Mısır? Aynı. Gidelim Libya'ya? Aynı. Bakın Tunus'ta karıştırıyorlar. Aynı. Gelelim Afrika'ya. Diğer ülkelerin Afrika'nın. İşte Sudan, Çad, hepsi aynı. Ama bir şey burada önemli. Nedir? Bakın karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir. Halkı Müslüman olan ülkelerdir. Buralar üzerinde bu oyun oynanıyor. Ve bu ülkelerin de kendilerine ait imkanları var. Yeraltı zenginlikleri var. Bütün bu zenginlikleri nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler. Bunların da adımını atıyorlar.
kusura bakmasınlar. Bu gerçekleri de artık başta halkımızın bilmesi ve ardından da tüm insanlığın bu gerçekleri bilmesi lazım. Ve buna göre de bakışların değişmesi gerekiyor. Ama inanıyorum ben er veya geç bu bakışlar değişecek. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler kendileri dünyada yalnız kalacaklardır. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.